Ankara gündeminden herkese merhaba. Bugün koronavirüsü konuşacağız. Bu hastalığın ne kadar tehlikeli olduğunu, Türkiye'de alınan önlemleri ve salgının ne zaman sona ereceğini değerlendireceğiz. Konuğumuzsa Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Selma Güngör. Selma Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bu yayının çekildiği saat itibariyle koronavirüsten kaynaklı ölümlerin sayısı dünyada 565'e ulaştı. %99'u Çin'den olmak üzere 28 ülkeden 28 binin üzerinde kişi bu hastalığa yakalandı. 1300'ün üzerinde kişi ise bu hastalıktan kurtulmayı başardı. Türkiye'de şu ana kadar bir vaka yok ve bu da tabii bizim için sevindirici bir durum. Ben şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Koronavirüs artık bir aydır epey gündemimizde konuşuluyor. Ve bunun ikinci tartışma konusu şu oldu. Mesela mevsimsel griple çok fazla karşılaştırılıyor. Mevsimsel gripler de öldürücü, koronavirüs de öldürücü ama işte mevsimsel grip daha tehlikeli gibi yorumlar da yapılıyor. Gerçekten koronavirüs büyütülüyor mu bu kadar yoksa doğru bir noktada mıyız? Koronavirüsün doğru değerlendirildiğini düşünüyorum. Belli bir yerde ortaya çıkmış bir virüs ve erken veri paylaşılması nedeniyle bütün dünyayla erken gerekli uyarıların yapılması nedeniyle bir bölgede de sınırlanmış olduğunu görüyoruz. Vakaların %99'u Çin'de, ölümler Çin'de ve yine etkin koruma ve tedaviyle iyileşen vakaların olduğunu da biliyoruz. Tedavilerin denendiğini biliyoruz. Aşı çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Dünyada görülen ülkelere baktığımızda da bu ülkelerden kimlerin hasta olduğuna bakarsak eğer Çin'e gitmiş ve Çin'de Wuhan'da bulunmuş ve Wuhan'daki o eyalette olmuş ve canlı hayvan pazarıyla bir biçimiyle ilişkisi olan ya da olanlarla temas ettiğini düşündüğümüz insanlar. Bu anlamda koronavirüsün aslında %2 yüksek bir oran tabii. %2 ölüm oranı var koronavirüsün açısından. Fakat grip bütün dünyada çok daha fazla görülüyor. Yani milyonlarla ifade ediyoruz grip hastalığına yakalananları. Binde 5 oranında ölüm görülmesine rağmen sayısal olarak bu daha büyük bir rakamı ifade ediyor. O nedenle dünya nüfusu açısından, nüfusa etkisi açısından daha büyük. Ama koronavirüs de bu kadar hızlı yayılırsa, bu kadar çok dünyanın her yerinde olursa kuşkusuz ki bir felakete işaret ediyor bu da. Şuna gelmek istiyorum. Dün Çin'de 73 kişi öldü bu hastalık nedeniyle. Ve ölüm oranındaki, ölüm sayısındaki en yüksek rakama ulaşıldı. Şu an hastalık ne seviyede? Yani bu artacak mı? Nereye doğru gidiyoruz? Şimdi artış iki nedenden dolayı oluyor. Birincisi virüs hastalık olarak tespit edilip gerekli önlemler alınmadan önce kimlere de ne kadar onu bilmiyoruz. Yani dolayısıyla ona bağlı olarak kimlere de temas etti. Ona bağlı olarak bir kontrol edilemeyen nüfus var ve bu nüfus hasta oluyor ya da kendi hastalığı kuluçka döneminde bulaştırabiliyor. 14 güne kadar kuluçka süresi var. Buna bağlı olarak da bir artıştan söz edebiliyoruz. İkincisi, her ne kadar tedavisi olmasa da belli ilaçlara verildiğini biliyoruz. Yapı değiştirebildiğini biliyoruz bir de. Bu yapı değiştirmesi de bulaştırıcılık hızını ya da daha ağır hastalık yapma özelliğini kazanmasına yol açabiliyor. Bunlar da bulaştırıcılık hızı daha hızlı yayılmasını, daha ağır seyretme özelliği taşıdığında da daha ölümcül olmasını sağlıyor. Bunları daha bilemiyoruz koronavirüs için. Daha ağır seyretmesinden söz ettiniz. Bu virüsün daha çok yaşlılarda ve normalde sağlık sorunu yaşayan insanlarda daha etkili olduğunu görüyoruz. Böyle istatistikler paylaşıldı şu ana kadar. Bu onların bağışıklık sisteminin güçsüz olmasıyla mı ilgili? Tabii onların bağışıklık sisteminin güçsüz olmasıyla ilgili. Bir yandan da bağışıklık sistemimiz açısından konuştuğumuzda normal bir insanın gerekli önlemleri aldığında başka bir hastalığı yoksa bu virüsle baş etme potansiyelinin yüksek olduğu anlamına da geliyor kuşkusuz. Bu anlamda bir yandan korunma önlemlerini alırken bir yandan da korunmanın içerisine yeterli beslenme,
diye eklemek önemli. Temizlik alışkanlıkları yanı sıra temel beslenme alışkanlıklarına yeniden gözden geçirmek önemli. Ve şeylerin de risk grubunda, bunlar grip içinde risk grubunda olan kişilerdir. Bağışıklık sistemi düşük olan insanlar, yaşlılar, kalp hastaları, şeker hastaları ya da kemoterapi alanlar, radyoterapi alanlar, onlar açısından da korunma önlemlerinin daha fazla alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Peki Türkiye bugüne kadar neler yaptı bu hastalıkla ilgili? Birliğinizin başkanı Sinan Adıyaman geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin hakikaten önemli tedbirler aldığını ve iyi çalışmalarda bulunduğunu söylemişti. Siz hala bu fikirde misiniz? Bu röportajdan 5 gün geçti. Değişik bir şey oldu mu, bir gelişme var mı? Evet, yani böyle düşünmeye devam ediyoruz. Böyle düşünmemizi gerektirecek bir değişiklik, farklılık olmadı. Türkiye Çin mallarını çok kullanıyor olmasına rağmen Çin'le insan geliştirişi çok yoğun olan bir ülke değil. 6000 kişinin Çin'de olduğu söylendi ve onlar da gerekli bağlantılar kurularak hastalık açısından Çin'de takip edildi ve bazılarının Türkiye'ye geldiğini biliyoruz. 42 kişi getirildi. Wuhan bölgesindeki 42 kişi de gerçekten hani uçak mürettebatına ve onlarla ilgilenecek olan sağlık çalışanlarını da korunarak korunacağı biçimde Türkiye'ye getirildi. Ve şimdi de izole bir hastanede 14 gün kuruluşma süresi bekleniyor. Ve ondan sonra hani Türkiye'ye gelmiş olmalarına rağmen yakınlarıyla birlikte olabilecekler ya da temasla birlikte olabilecekler. Herhalde görüyorlardır camlardan birbirlerini. Bunlar gerekli önlemlerdi ve yapıldı. Onun dışında Çin'e uçuş yasağı konu zaten Wuhan bölgesinde. Bu da öyle gerekli önlemlerden birisiydi. Onun dışında termal kameralarla ateşi olanı saptamak. Ateşi olanlar aslında risk. Hasta olan anlamına geliyor. Ya da bir mikrobik hastalığı olan anlamına geliyor. Bu mikrobik hastalığı olan kişinin koronavirüs açısından araştırılması, gerektiğinde karantinaya alınması ve havaalanlarında, uçaklarda biliyorsunuz bütün yolcuların koltuğu bellidir. Dolayısıyla bu kişinin sağındaki, solundaki ve önün ve arkasındaki ikişer koltuktaki kişilerin kimler olduğu belli. İletişim bilgileri de var. Yani onlarla da haberdar edilerek gerekli kontrolün sağlanması, hem o kişilerin takip açısından hem de o kişilerin izole edilmesi açısından bu tür önlemlerin yapılması gerekiyor. Bunlarla ilgili gerekli genelgelerin ilgili sağlık kuruluşlarına gönderildiğini de biliyoruz. Burada karantina uygulandı. Hala da uygulanmaya devam ediyor bahsettiğiniz gibi ama bu karantinadan önce Çin'den gelen kişiler de oldu. O zaman daha uçuş yasak olmamıştı. Bazı kişiler bu konuyu eleştiriyor. Siz orada karantina yapıyorsunuz ama pek çok kişi de Çin'den buraya geldi. Onlar karantinada değil gibi eleştiriler de var. Bu eleştiriler haklı mı sizce? Çok haklı değil. Çünkü hastalık 31 Aralık'ta şey yapıldı, tespit edildi, tanımlandı ve ne kadar ciddi bir soruna yol açtığı tespit edildi. Bundan önce bütün dünya aynı riski taşıyor. Dolayısıyla hani Türkiye'nin buna bağlı olarak yapacağı daha özel bir şey yok. Bu anlamda genel koruyucu önlem ne olabilir onu konuşmak gerekiyor. Bu da grip belirtileri olan, öksürüğü olan, nefes darlığı olan, ateşi olan insanlar eğer bir Çin seyahati ya da Çin'e seyahat etmiş birisiyle yakın temaslı öyküsü varsa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmalı ve bunu belirtmeli. Yapılabilecek olan budur. Türkiye aslında her şeyi çok iyi yaptı şu ana kadar. Yaptığını düşünüyoruz. Şimdiye kadar Türkiye'de bir vakanın olmaması da bunu düşündürüyor zaten. Peki son sorumuza gelelim. Daha önce SARS gibi, MERS gibi salgın hastalıklar da yaşandı ve pek çok kişinin ölümüne sebep oldu bu hastalıklarda. Şu anda koronavirüs benzer bir trendde ilerliyor. Bu hastalık ne zaman sona erecek? Yani gündemden ne zaman düşecek? Nasıl çözülecek? Nedir bunun sorun? Şimdi koronavirüs hastalıkları bunlar. Ayrı ayrı. Ve koronavirüslerin, bu SARS'tan ve MERS'ten tanıyoruz biz koronavirüsleri. Ve ne kadar ölümcül olduğunu biliyoruz. SARS'ın %10 gibi bir ölümcülüğü evet. vardı. MERS'in %34 gibi daha yüksek bir ölümcülüğü var.
korona 2019 bu açıdan daha düşük seyrediyor. %2,5 gibi bir şey. Dediğim gibi, daha önce demiş olduğum gibi, virüs bulaştırıcılık gücünü artırabilir. Daha bulaştırıcı hale gelebilir. Çünkü bunların genetik yapılarını değiştirme özelliğine sahip. Yani bu %2 daha yükseğe çıkabilir mi? %2'lik ölüm de artabilir. Bulaşma sayısı da artabilir. Yani bir geometrik artıştan söz edebiliyoruz bulaşma için. Hani işte 2 iken 3-4 diye değil. Hani katlanarak gidiyor gerçekten. Daha katlanabilir. Ama bunun katlanan olabilmesi için de hiçbir önlem alınmaması ya da çok yetersiz önlem alınması gerekirdi. Ama görebildiğimiz kadarıyla Çin'de gerek iş yerlerini durdurarak, gerek insanların evden çıkmamasını sağlayarak, özel hastaneler yaparak bir sınırlandırmaya doğru gidiyor. Çin'in yani. Yanında dünya da alarma geçti aslında. Ve Çin'le beraber bütün dünyada bunu yaptı. Hani şeye rağmen yani bu ulaşım sektörünü, turizm sektörünü, bütün üretim sektörünü etkilediği için buna rağmen veri paylaşmaya da, sağlıklı veri paylaşmaya da devam ediyor. Biz de oradan seyrediyoruz zaten Çin'deki durumu. Bu geometrik artışı bir süre sonra bir tepe noktasına geldikten sonra sınırlaması gerekir. Bu alınan önlemler ve nüfus durumuyla ilgili. Ama Çin açısından bir dezavantaj şu, çok nüfus yoğunluğu olan bir ülke, kalabalık bir ülke. Daha dolayısıyla bu önlemler alınmadan önceki yayılmanın ne kadar olduğunu bilemeyişimiz bir kestirimde bulunmayı engelliyor. Virüsler hava sıcaklığından, iklim koşullarından etkilenen canlı desek. Canlı da denmiyor, cansız da denmiyor. Canlı da denmiyor, evet. Oluşumlar diyelim. Ve grip virüsü nasıl baharda daha azalır ve yazın hemen hiç görülmezse, önümüzdeki günlerin bahar günleri olması da bu virüsün sınırlandırıcılığında, sınırlanmasında etkili olacaktır diye düşünüyoruz. Ama aşı geliştirilecektir bundan sonra. Ve daha sonrasında bir yılı bulabileceği söylendi herhalde aşının. Evet. Yani bir sonraki kışa hazırlıklı olmak açısından aşı önemli. Tekrar ortaya çıkabilir belki. Ya da etkin bir tedavi bulunabilir. Çünkü bazı virüslere etkili ilaçların bazı kişilerde etkili olduğunu öğrendik. HIV ilacı verildi herhalde. HIV var. Bir de grip ilaçlarında iyileşen, grip kullanılan bir ilaç da söz konusuymuş iyileştirmede. Onların geliştirilmesi, daha etkili hale getirilmesi söz konusu olabilir. Bunlar da daha çok sınırlandıracaktır kuşkusuz. Ama asıl sınırlandıracak ve ortadan kaldıracak olan aşıdır kuşkusuz. Aşının bulunması ve risk grubundaki herkesin aşılanması bu anlamda hastalığı ortadan kaldırmak, hastalık bulaşsa bile ölüm riskini ortadan kaldırmak açısından çok önem taşıyor. Peki, çok teşekkürler Selma Hanım. Ben teşekkür ederim. Bugün Ankara Gündemi programında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Selma Güngör ile koronavirüsü konuştuk. Bir başka programda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.